takipçilerim, kankalarım. Ya! Hoş geldiniz, sefa getirdiniz sevgili değerli izleyici kumutlar. Bugün sizlerle birlikte ya! Sevgilimiz olan Kur'an'da kader ve insan psikolojisinin etkileri sevgili, sayın, değerli yazar Ahmet Rıfat Sağlam'ın eserinden başlıyoruz araştırmanın konusuyla. Cumanız mübarek olsun. Like'larınızı, yorumlarınızı esirgemeyin. Göçürdükçe göçürün. Yorumlarda görüşlerinizi mutlaka ve mutlaka beyan edin sevgili değerli konuklar. Evet, öteden beri süre gelen ve günümüzde de güncelliğini kaybetmeden üzerine tartışılan Müslümanların bireysel ve toplumsal yaşantısını doğrudan etkileyen kader kavramı araştırmanın konusudur. Araştırmamız Kur'an'a bütüncül bir bakış açısıyla bakılarak Tanrı'nın kader kavramıyla ilgili buyruklarının doğru anlaşılmasının sınırını tutmuştur. Öte yandan çalışmamızın son bölümünde doğru bir kader algısının bireyde meydana getireceği olumlu sonuçlar ortaya konulmuş, çarpık bir kader inancının ise sosyolojik, psikolojik açıdan kişide ne tür bir tahribata neden olacağı izah edilmiştir. Bu çalışmada Kur'an'da kader kavramı ve kader algısının insan psikolojisinin etkileri de ele alınmıştır. Evet sevgili değerli izleyiciler, hayırlı günler diliyoruz. Devam ediyoruz. Sevgili değerli izleyici konuklar, vaktinizden bölmeden hızlı bir şekilde, seri bir şekilde, evet, araştırmanın amacı ve önemi. Kader anlayışının dinin uygulama alanının ve insanların eylemlerine dair benimseyecekleri tutumu doğrudan etkileyecek bir konu olması bakımından. Kader kavramı İslam alimlerince asırlar boyu üzerine durulması ve açıklığa kavuşturulması gereken bir konu olarak görülmüştür. Siyasi ve sosyal olaylar, yaşanan krizler ya da başkaca faktörlerden bağımsız olarak Kur'an penceresinden konuya bakmanın ve Tanrı'nın bu konu hakkında insana neler söylediğinin tarafsız bir şekilde anlaşılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Birbirine tamamen zıt uçlarda olan görüşlerin referans olarak Kur'an'ı ve Hz. Peygamber'in hadislerini gösterdiklerini düşünürsek objektif bir kriterle konuya bakmanın ve Tanrı'nın bu konudaki gerçek buyruklarının neler olduğunu anlaşılmasının son derece önemli olduğunu rahatlıkla görebilir. Hatta zatında son derece karışık ve başka bir konular da direkt ya da en direkt olarak ilgili olan böylesine bir konunun bir master tezinde doğrudan veya dolaylı olarak açıklığa kavuşturulmasının oldukça güç olduğunu farkındayız. Fakat biz konunun hadis ve kelam ekolleri bağlamında ele alınması ve bu konuda kelam ekollerinin ayet ve hadiste izah tarzına girmeyerek konuyu bütüncül bir bakış açısıyla Kur'an merkezli ele alacağız sevgili değerli izleyici konuklar. Yes! Bir şekilde araştırmanın problemine geçiyoruz. Herhangi konuda bir kitabın görüşünün ne olduğunu anlayabilmek için kitabın bütününde o konuya nasıl bakıldığını anlamak ve bütüncül bir değerlendirme tabi tutmak ve her akıl sahibini kabul edeceği bir gerçekliktir. Bu her kitap için geçerli olduğu gibi elbette Kur'an için de geçerlidir. Bu bağlamda kader konusunda ilk bakışta birbirine zıt gibi görünen ayetler mevcuttur. Oysa onun ayetler arasında bir çelişki olmayacağını da Kur'an en büyük delil olarak getirmektedir. Ayetlere ön kabulsüz ve objektif yaklaşılması kriteri İslam kelam ekolleri tarafından ihlal edildiğinden her akım kendi görüşünü Kur'an'a onaylatma çabasına girmiş, bu da onun ayetleri arasında çelişki olduğu izlenimi gibi bir probleme neden olmuştur. Kader hakkında çok farklı ve kompleks izahların ve birbirine zıt görüşlerin şekillenmesine konuyla ilgili ayetlerin algılanma ve yorumlanma biçimlerinin etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kur'an yoruma açık ve herkesin idrak seviyesine göre anlayabileceği bir kitaptır. Aslında bu sadece Kur'an için değil, bütün kitaplar için geçerli olan bir durumdur. Kader konusunda da ilgili ayetleri herkesin farklı yorumlaması ve algılaması son derece normal bir diyebilir. Fakat bu konuda normal olmayan ve günümüze kadar süre gelen problem, Kur'an'ın konuyla ilgili ayetlerin bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, evet, Tanrı'nın buyruklarını anlamaya çalışma gayretinden daha çok bir şekilde önceden oluşmuş kader anlayışını Kur'an'a onaylatma gayretidir. Öte yandan
vahiy merkezli olmayan yanlış kader algıları kişide psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. Bu da sağlıklı birey ve toplum inşasının önünde bir problemdir. Gel gelelim araştırma sorularına. Bu çalışmamızda şu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Kur'an açısından bakıldığında insan eylemlerinde özgür müdür yoksa bir zorlanma altında mıdır? Allah'ın Celle Celaluhu mutlak yüzüğü insanın özgürlüğünü engellir. Allah'ın ilim ve irade sıfatını kader münasebeti nedir? Ecel, rızık gibi konuların kaderle bağlantısı nedir? Kur'an açısından ona görmeyen bir kader anlayışının kişiye ve topluma olası zararları nelerdir? Manevi rehberlik alanında kader konusu nasıl kullanılırsa rehabilite anlamında doğru sonuçlar verir. Araştırmanın hipotezi. Gel gelelim hipoteze. Kader konusunu direkt ya da dolaylı olarak ele alan ayetler bütüncül bir bakış açısıyla incelendiğinde aklına birbirine zıt değil, söz konusu ayetlerin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Biz iyi. Bu çalışmaya sevk eden kader konusunda birbiriyle çelişiyor gibi görünen ya da göstermek istenen ayetlerin aslında çelişmediklerini göstermektedir. Zira bütüncül bir bakış açısıyla bakıldığında bu ayetler birbirinin tamamlayıcısıdır. Ayrıca kimi durumlarda konunun farklı boyutlardan vurgu yapıldığının ilk bakışta aralarında bir terslik olduğu izlenimi oluşabilmektedir. Tanrı'nın yüce buyruğuna çelişkilerin olmadığı ve onun kastettiği kader algısının bireye ve topluma faydalı bir inanç hissi kesin olduğunu izah etmek çalışmamızın amacı ve maksadıdır. Öte yandan araştırmamız bize çarpık kader anlayışının kişide ve toplumda sebep olduğu sorunların aksine vahiy merkezli bir kader algısının insanın iç dünyası için bir huzur vesilesi olduğu ve psikolojik rahatlamaya sebep olduğunu göstermiştir. Sevgili değerli izleyici konuklar, araştırmanın kapsamı tezimiz 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde kader hakkındaki genel yaklaşımlara kısaca değinmiş. Ayrıca İslam öncesi gerek Arap kültüründe gerekse Yahudilik ve Hristiyanlıkta kavrama hangi anlamda verildiğini incelemeye çalıştık. 2. bölümde ise Kur'an'da kader kavramına verilen anlamı 3. bir salt içerisinde değerlendirdik. Bunun için önce salt kader kavramının geçtiği ayetleri, ardından irade hürriyetini açıktan bildirilen ayetleri ve son aşamada ise cebir anlayışına referans getirilmeye çalışılan ayetleri inceledik. Ardından konuyla ilgili olduğunu düşündüğümüz Allah'ın bilgisi ve kader ilişkisi, hidayet ve delalet konusu, ecel, cüzük konusu gibi konulara Kur'an'ın bütün birlik ilkesini göz önünde bulundurarak açıklamalar getirdik. 3. bölümde ise doğru bir kader algısının insanın eylem ve düşünce yapısındaki etkilerini kaderin birey ve toplumsal psikososyal boyutunu ele aldık. Sevgili değerli izleyici konuklarımız, isterseniz sizlerle birlikte okuyabiliriz. Siz de bu kitabı internetten bir şekilde bir yolla elinize ulaştırabilirsiniz, ya sipariş verebilirsiniz, ya bir yerden alabilirsiniz. Sizler de benimle birlikte ekran karşısında okuyabilirsiniz. Mükemmel olur diye düşünüyorum. Allah ötesini bırakmada da yine aynı şekilde izlemeyenleriniz için diyelim. Daha doğrusu onlar da bu şekilde yapabilir, kitabı alıp eline benle birlikte okuyabilir. Çok daha güzel bir şekilde olacaktı. Bunu tabii ki diğer serilerin içerisinden de söylüyorum. Kelebek etkisi için de söylüyorum. Şehirde yaşayan bir rüzgar açısından da diyorum. Devam ediyorum. Araştırmanın kavramsal analizi. Kaderin kavram olarak geçtiği ayetlerde bu kelimeden Allah'ın yeryüzünde koyduğu ölçüler, kurallar, Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki kanunu, sebep-sonuç ilişkileri gibi anlamlar kastedilmiştir. Allah Celle Celaluhu her şeyi bir ölçüye göre yaratması ve eşyanın tabi olduğu fizik kuralları bu kavram ile ifade edilmiştir. İnsanın eylemlerinin önceden belirlendiği şeklinde bir sonuç bu kavram ile herhangi bir şekilde ima edilmemiştir. Ve bir sonuç bu kavram ile herhangi bir şekilde ima edilmemiştir demiştik. Öte yandan insanın kendi eylemlerinde hür ve özgür olduğu, Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu sınırlar içerisinde insana bir özgürlük alanı tanıdığı ve eylemlerinde insanı zorlayan herhangi bir şey olmadığı ayetlerden açıkça anlaşılmaktadır ki insan eylemlerinin önceden tespit ve tayin edildiği görüşü Kur'an'da kader kavramının geçtiği ayetlerden daha çok içinde kader kavramı geçmediği halde Allah Celle Celaluhu'nun mutlak iradesine, ilmine, hükmüne
Ranlığına, kudretine, vurgu yapan ayetlerden elde edilmeye çalışılmıştır. Oysa bu ayetlerin Allah Celle Celaluhu'nun azametine, kudretine, insana özgürlük alanı tanıyanın yüce Allah Celle Celaluhu olduğuna o istemeseydi insanı isteyebilen ve kendi eylemlerini seçebilen varlıklar olamayacaklarına vurgu vardır. Bu çalışmamızda kader kavramının yanı sıra Allah'ın dilemesi anlamına gelen irade ve meşiyet kavramlarının kaderle bağlantısı üzerinde durduk. Aynı zamanda çalışmamızda ecel, rızık, Allah Celle Celaluhu'nun ilmi gibi konularda Kur'an'a bütüncül yaklaşılması esasına göre ele aldığımız konulardır. Araştırma metodu. İlk olarak İslam'dan önce gerek Arap kültüründe gerek ehli kitapta var olan kader algısını tespit ettik. Ardından ardından İslam düşünce ekollerinde konuyla ilgili söz söyleyen hemen herkesin ele aldığı ve görüşlerini temellendirmede referans olarak gösterdikleri ayetler başta olmak üzere direkt ya da dolaylı olarak kaderle ilgili olduğunu düşündüğümüz ayetleri bir araya getirip bir sentez yapmaya gerektiğinde bazı açıklamalarla konunun anlaşılmasına ışık tutmaya çalıştık. İlgili ayetleri ele alırken öncelikle içinde kader kavramının geçtiği ayetleri ele alıp bunların anlamları ve tarihi süreçte oluşan kader algısıyla ilintilerinden olup olmadığını ortaya koymaya çalıştık. Sonrasında kader kavramıyla ilgili olmadığı halde sonraki dönemlerde kader kavramıyla bağlantı kurulan ayetleri ele alarak söz konusu ayetleri bir bütünlük içerisinde değerlendirdik. Evet, araştırmanın literatür taraması. Kader konusunu müstakil olarak ele alan eserler olduğu gibi İslam düşünce ekollerinin sistematiğini ele alan eserlerde de kader konusu geniş olarak işlenmiştir. Bu alanda yazılan master ve doktora tezleri de mevcuttur. Meseleye genelde belli bir mezhebin sistematiği açısından bakıldığından Kur'an ayetlerinin bütüncül olarak ele alındığı bir çalışma hemen hemen hiç yok gibidir. Çalışmamızda konuyla ilgili yazılmış ya da ilgili olduğunu düşündüğümüz ve kaynakça bölümünde belirttiğimiz tel ve makalelerden istifade ettik. Araştırmanın planı. Araştırmamız bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Dediğimiz üzere ilk bölümde kader kavramı hakkında genel bilgiler verilerek bu kavrama gerek terimsel olarak İslam inanç ekollerinde gerekse İslamiyet öncesi Arap kültüründe ehli kitapta hangi anlamların verildiği üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde kader kavramının salt Kur'an penceresinden bütüncül bir yaklaşımla bakılmaya çalışılmıştır. Son bölümde ise manevi rehberlik açısından yanlış bir kader anlayışının kişi üzerindeki olası olumsuz sonuçları ve doğru bir kader anlayışının kişiye kazandıracakları üzerinde durulmuştur. Evet, birinci bölüm kader kavramı. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere sevgili değerli izleyici konuklar. Aslında bu ikinci bölümümüz değildi, tanıtım şeklinde gibi bir bölümdü sevgili değerli izleyici konuklar. Umarım efsanevi ötesi bulursunuz tüm bölümlerinizi. Seni bulursunuz inşallah diyoruz. Kader kavramıyla önümüzdeki hafta buluşacağız birinci bölümümüzde. Cumamız tekrardan mübarek olsun diyoruz. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Evet. Hayırlı günler dedikten sonra...